Beşiktaş'ı konuşacağız şimdi. Lideri konuşacağız. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin... Lideri konuşacağız deyince çok hoşuna gidiyor Beşiktaş'ın yorumlarda görüyorum. Lider ama yapacak bir şey yok. Bir hafta, bir maçı eksik. Galatasaray'ın da 2 puan önünde. Yani o muhtemelen 5 puan önünde gibi görünüyor ama tabii ki maç saha içinde kazanılır. Ama bir maçı eksik, 2 puan fazla çok ciddi bir avantaj. Beşiktaş, İstikrarlı bir şekilde oyununu sürdürüyor. Beşiktaş'ı izlediğinizde gol de yese, bir gol daha atacak güvenini veriyor. Beşiktaş geriye de düşse, oyun içinde rehavet de yapsa, düşüşleri de olsa Beşiktaş maçı bir şekilde kazanacak duygusunu veriyor. Evet. Ama bunu nasıl sağlıyor Beşiktaş? Nasıl sağladı? Buraya nasıl getirdi bu işi? İşte tam o bahsettiğimiz Fenerbahçe noktasında eleştirdiğimiz şeyin tam tersini yaptı Sergen Hoca. Ee, bir kere kadro karşifliği yaptı sezon başında. Mesela bu olmaz demedi. Bir şeyler çıkartmaya çalıştı bu işte e, vida'dan olmaz demedi belli zaten sorun var sözleşme yenilemiyor vesaire maaşı yüksek demedi bir noktadan sonra kazandı laichi bir noktadan sonra kazandı e, ve daha da önemlisi ne biliyorsun blok yazdığım zamanlarda Mustafa Deniz döneminde e, şampiyon da olmuştu o zaman aslında Beşiktaş ama hep şeyden bahsediyorum. ya bu takımın çok geleceği yok gibi yani hem isimler anlamında değil oyunun sanki böyle maç maç düşünülüyor. Maç maç kazanılıyor ve başarı da oluyordu. Hoca çok iyi motivatördü. Yusuf'un şeyi. Evet Yusuf, evet o dönem. E, son böyle son dönemde böyle Sisse Ernst orta sahası oturdu vesaire böyle e, bir oyun formatı oturdu gibi ama çok böyle gelecek vadeden hani gelecekte şuraya bir hamle yaparsan şuraya bir adam alırsan çok acayip noktaya gelir daha da zenginleşir bu kadro denilecek şey değildi mesela maç maç gidip hakikaten de şampiyon olmuştu ama e, bu sezonun Beşiktaş'ında Sergen Yalçın'ın takımında benim çok daha çok hoşuma giden şey Sezon sonunda bilmiyoruz çok büyük avantajı var Beşiktaş'ın ama şampiyon olacaksa da daha da önemli olan şey sonraki sezonlar için de umut verecek bir oyun olması. Yani şu anda Beşiktaş'a bakıyorum yani belli yani seneye nereye adam alınca daha böyle güncellenir takım, nereye alternatif gelmesi gerekiyor her şey belli. Ve gittiğinde ahlar vahlar yaratılacak bir oyuncu da yok bence. Güzel o dediğin nokta çok iyi. Beşiktaş şimdiki planlamasında, transfer planlamasında görmediğimiz noktaları bile ona göre yapıyor. Rozier'in şu anda alternatif kim? Devre arasında Eskişehir'den Ümit hı -hı. Milli takım oyuncusu Bilal geldi mesela. Evet. Bilal hücumcu bir bektir mesela. Yani bunu hı, -hı izleyiciler daha belki çoğu kişi görmedi. Ama Bilal Rozier'in alternatifi olarak gerçekten yani aynı bölgede aynı tarzda oynayan bir oyuncu olarak oraya transfer edildi. Beşiktaş planlamasını buna göre yapıyor. Yani Larry'nin yerine Cenk transferi. Ve belki sezon sonunda Kenan Karaman'la anlaşılacak. Öyle olduğu söyleniyor. Doğru. Kenan Karaman da Cenk gibi hem 9'u alternatif hem Larry'nin alternatif. Yani Larin olur da satıldığında bir teklif var olduğu söylenmişti hı hı, programda. Can Daşçoğlu Işık söylemişti. Belki sezon sonunda yine o teklif gelir. 10 milyona satarsın ahlar vahlar olmaz. Bu benzer pozisyon, benzer tarzı oyuncu bulursun. Neden? Neden Beşiktaş bu tip oyunculuğu bulmakta zorluk çekmez? Çünkü hakikaten bireysele bakmıyor bu oyun. Ve e, bireysel olarak bir oyuncunun bir başka bir oyuncunun artısıyla kapatıyor. Şöyle örnek vereyim. Şimdi Gezal çok özel bir oyuncu kesin özel bir oyuncu. Ama Avrupa Ligleri için vazgeçilmez bir oyuncu mu? Yani Beşiktaş'tan giderse e, bir La Liga takımında, bir Serie A takımında, bir Premier Lig takımında direkt çatır çatır oynar mı? Oynamaz. Çünkü eksik tarafı da var. Atletizm, skorerlik. Bunlar eksi tarafı. Yani Avrupa <laughs> Ligi'nde tam olmuş adam isteniyor. Tam. Kenar oyuncusu tam olacak. Adam da eksiltecek, kilit pas atacak, atletizmi de olacak, skor da yapacak. Zaten onun parası var yani. Olmuş adamı tercih ediyorlar. Eee da bu mutlu aldı Leicester. Mahrez gibi olur dedi. Olmadı. Kiralıyor. Ama Beşiktaş bu rol bölümünü yapabiliyor. Mesela tamam de... diyor ki hoca tamam skorer bir oyuncu değil. Arada bir böyle sürprizli şu şut çıkartıyor. Ama yine denedi bir tane. Yine denedi ama atletizmi de yok vurup geçmez bekinin yanından vur geç olmaz. Bazen yapıyor öyle e, fiziği yerindeyse daha doğrusu kondisyon yerindeyse birebir de eksiltiyor ama çok uzun metrajlı bir nik yapacak bir oyuncu değil. Tarzı değil. değil. E, bunu nasıl destekliyor? Top önde kazanarak. Bütün oyuncuları zaten bu şekilde destekliyor. İkincisi diyor ki Gezal tamam skorer bir oyuncu değil ama asist özelliği çok iyi. Sol ayağını aldığı zaman Şurada bir oyuncu bile görse kafasını indirebilecek bir oyuncu ki ben orada bir oyuncu da göndermiyorum. Larin'i de buraya sokuyorum. Larin, Abubakar, Atiba'yı da buraya gönderiyorum. Yine bunu topsuz oyuna da destekliyorum. Topu önde kazanarak da Çok destekliyorum. Iyi. O zaman ne oluyor? Gezal bana zaten ara pası atması yetiyor. Kilit basatması yetiyor. Duran top kullanması yetiyor. Bana bu yeter. Ee, bana tam olmasın zaten. Yani diğer şeyde Şahane bir noktaya değindi. E, Larin. Bu tam yani bu tam artık yeni nesil yöneticilik. Yani artık üniversitelerde okutulan... Ee, bu işte biznes dergilerinde gösterilen bir konudur. Sergen Yalçın takımın eksik yönleriyle kafa patlatıp onları böyle daraltıp işi çözmekten ziyade güçlü yönümüz ne? bu özellikleri güçlü o özellikleri güçsüz o zaman ben güçsüz özellikleriyle vakit kaybedip orayı geliştirmek evet. yerine güçlü özelliklerinden daha çok verim alayım Aynen peşinde. Lerin'in güçlü özelliğine işte skorer bilmem ne ondan verim alayım. Joseph'in güçlü özelliğini ondan verim alayım. Wellington Yok. basabiliyor mu? Basabiliyor. İşte o hep onların üst üzerine gidiyor. Güçlü özelliklerinden oyuncuların verim alabiliyor. Yani diğer e, işte o teknik adam bu oyunculardan verim alamıyor dediğimiz noktalarda izleyici buna konsantre olabilir. Sergen Yalçın verim alma konusunda o yüzden iyi. Şenol Güneş santrforlardan o yüzden verim alabiliyor. Evet. Santrforun tipine bakıyor. Bu oyuncu işte pivot ya da işte aralara kaçar. Mı? Ona göre bir oyun planı ve ondan verim alıyor her seferinde. Aynen. Abu Bakar geldiğinde ilk Beşiktaş dönemindeki gibi değil. Buradan hani adamı böyle 4-5-1 oynayıp tek başına bırakıp stoperlerle kavga et. Orada bize zaman kazandır orada mücadele ederken buradan bir tane enkudu koşu yapsın. Ee, ona top bırak değil. değil. Ee, ama bu adamda fizik gücü o kadar sırtında stoperleri gezdirecek bir seviyede olmasa da hala çok iyi oyun aklı var ve, ve bunu diyor ki ben Konya maçında bile gördüm. 4 yenilen maçta bir Obakar oyuna girdikten sonra ben futbolcu adam dedirtti mesela anında. Bir tane offside'den top indirdi, göğsüyle köşeyi buldu. Bir iki kilit pas attı. Ha dedi ki bu adamda iş var. O zaman ama bunu destekliyor olmam lazım. Hemen Atibay'ların yanına gönderiyor. Ee, diyor ki stoperlerle sen hiç kavgaya girme. Burak alsın. Mesela ikinci ikili mücadelede e, çok düşük rakamlar var ya Abu Bakar'ın. Bakınca şöyle mesela 12'de 12 bir ikili mücadele ama girmiyor bile aslında. Zaten bunu oyun formatıyla destekliyor hoca. Diyor ki girme. Kalsın rakipte. Zaten Larininle Atibay'la buradan işte Laiş'le, Josef'in deyseydi zaten karşılayacağım. Topu kazım, sana vereceğim zaten. Öyle oluyor. Abubakar, fiziki kavgaya girmeden şurada topla buluşuyor. Bazen Hatay maçında olduğu gibi e, şapkadan tavşan çıkartıyor, dönüp tak diye köşeyi buluyor. Bireysel beceriyle gol atıyor. Bazen buradan kaçan oyuncuları görüyor. Kaçan Atiba'yı görüyor. Kaçan Rozier'i görüyor. Rozier orta yapıyor, Larin vuruyor arka direkte vesaire. Yani Abubakar'dan benim hala teknik olarak bu oyunculuğa iş var ama benim bu oyuncu fiziki kavgaya dökmemem, işi dökmemem lazım. Bunda oyun formatında desteklemem lazım. Atiba 38 yaşında. Ben bu oyuncudan artık 6 numarada 4 1, 4 -1 6 numarasında oraya koş buraya koş diyemem mi bu adam? Çok iyi. Bu adam ama hala ne var? Oyun zekası hala üst düzey. Fiziği belli bir seviyede. Oyun zekası ve hızlı karar alma mekanizması hala üst düzey. Atiba bu arada çok hızlı karar alan. Yani uygulama noktasında belki eksik. Son vuruşlarda hani bu geçenlerde tavana vurduğu topu her zaman yapamıyor. Ama çok hızlı karar alan bir oyuncu. Ee, Beşiktaş'ın o Şenol Güneş'in ilk sezonunda çok iyi oynadı var ya Sosa Oğuzhan arkasındaydı Atiba. Orada mesela hızlı atakları başlatırken o hızlı karar alma mekanizması acayip bir şey arıyordu Beşiktaş'ın. Şurada baskı altındayken topuyla tık bırakıyordu olsana Ya da tam böyle baskı yapıp hemen atak başlatıyordu. İşte şimdi de o hızlı karar alma mekanizmasını Atiba'nın hücumda kullanıyor hoca. Sergen Yalçın tüm oyuncularının güçlü yönleriyle katılabileceği bir oyun stratejisi bulmuş sene başına itibaren bunu rahat rahat uygulatabiliyor. Yani sonradan girenler de dahil olmak üzere herkes en güçlü yönüyle bu işin içine dahil olabiliyor. Kimse ya bu, bu oyuncunun da güçsüz yanı bu ama o da onun içinde işte gerektiği yerde katkı verebilir. Belki evet. bir, hiç öyle bir şey değil. Beşkaş oyuncular en güçlü yönleriyle bu planın bir parçası olabiliyor. Evet arkadaşlar bu bölüm bitti ama Voleyde futbol içerik asla bitmez. O yüzden bu içerikleri kaçırmamak için abone olmayı, bildirimleri açmayı ve eğer de videolarımızı beğeniyorsanız beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz.